Merhaba arkadaşlar, bugün Inferno'daki bütün smoke, flash, gerekirse grenade ve molotofları konuşacağız. Her şeyden önce şu komutları yazmış olmanız gerekiyor. Jump throw komutu. Sadece şuradaki kelime, harf veya artık ne derseniz o hangi tuşa basıp zıplayıp atmanızı sağlayacağını gösteriyor. Atıyorum ben de alt tuşu, bu X de olabilir, Y de olabilir. Size ne rahat geliyorsa, bana alt rahat geldiği için. Hemen buraya God yazalım ve hemen başlayalım T tarafından. T-Base'den burada arabaya, B arabaya, yani B banana'ya aslında çok güzel bir pop flash var. Şuraya gelip şu topuza, buradaki pencerenin sol çaprazına jump throw attığımızda tam ağaçta patlıyor, hiçbir şekilde gözükmüyor flash'ın geldiği. Çok da güzel kör oluyor buradaki kişiler, isteyen kişi buradan bakan. Ya ben biraz hızlı anlatacağım çünkü video uzun olacağı için yüklemesi de sıkıntı olabilir. Siz hepsini tek tek deneyebilirsiniz bu göstereceğim şeylerin. Onun haricinde T-Base'de göstereceğim başka bir şey yok. Hemen buraya gelirsek, atıyorum aynı şekilde o flash'ı attınız. Sonra gelip şu gölge var ya, şu gölgenin işte şuradan kırılma noktasının oralarından bir yerine gelip şu gider tarzı olan şeye, şu şekilde bıraktığınızda normal left click. Bu da burada patlıyor. Bu da çok güzel bir pop flash. Buradan bakan AWP, şuradan bakan oyuncu, her yerdekiler kör oluyor. Banana ile başladık madem. Banana ile devam edelim. Hemen buradan iki tane smallımız var. Bir tanesi construction. Şu demiri ve şu demiri hizalamaya çalışıyoruz. Şu demirin topundan buraya kadar kaldırıp yandaki demirin oraya fırlattığımızda construction kapatıyor bu smoke. Hem gap vermiyor, hem de şuraya çıkma olasılığı da vermiyor CT'lere. Aynı şekilde yine buradan da atılan bir CT small var. Ben genelde şuradan alıp ikinci tel kabloya kadar çıkardığımda bu şekilde burası da tutmuş oluyor. Onun haricinde molliler var. Burası dark molliliyor. Bunun için de jump throw lazım. Şurada ufak bir leke var gördüğünüz gibi. Tam şu nokta, yani siyah. Buradan bakınca leke gibi gözüküyor. Ona crosshair'ın sağ kısmını değdirip jump throw attığınızda, bu da dark'ı yapıyor. Çok güzel bir molotov. Aynı şekilde yine buradan şuraya sıkışıyorsunuz. Şuradaki direkten iki saydığınızda şuraya gelip jump throw'da buraya atarsanız, bu da e-box'un orayı molotovluyor. Her zaman alevler buraya kadar saçılmayabilir. Yani oyuncu şuradan çok küçük de olsa bakma imkanı bulabilir ama yine de fark etmez. Oraya girince zaten orayı halledersiniz. Onun haricinde yani flash klasik zaten. Böyle atıp girersiniz. Yine hızlı oyunlarda buradan sandbox'e yaklaşıyor. Çok basit. Hem sandbox'e markası rahat bir şekilde yanıyor. Onun haricinde de bir şey yok yani. Hemen şeylere geçelim. Burada CT'lere geçelim. Burada CT'lerin güzel iki tane olayı var. Birincisi buradan double nade atabiliyorsunuz. Şu iki kutunun arasından. Şurayı ortalıyorsunuz. Şu şey var ya, ne diyeyim artık, yıldız diyeyim buna. Onun sol köşesinin ortasına tuttuk. Jump throw attığınızda direkt banana'ya düşüyor. Bunu molotoflarla yapmayı öneriyorum. Bir kişi burada durup bu molotofu atacak. Bir kişi de duvara çarptırıp molotofu atacak. T'ler hiçbir şekilde banana'da kalamıyor. Hepsi yanıp buraya kaçmak zorunda kalıyor. Şuradan molotofu sektirerek atan adam, arkadaşı burada ya, sen buradan sektirip atan adam hemen buraya yaklaşıp buradan sektirip atan adam da molotoflar bitmeye yakın. Buraya çıkıp şuraya nişan alıp bir tane flash attığında, bu çok güzel bir pop flash. Hiçbir şekilde reaksiyon veremiyorlar. Tak diye buradaki adam kör oluyor buraya bakarken. İsterse de bir pikleyip bir kill almaya çalışabilir oradan. Onun haricinde şey flashları klasiktir. Yani piklemek için şu aşağıya flash atıp piklersiniz. Onun haricinde. Yani atıyorum T'siniz, girdiniz buraya. Yani şöyle yukarıdan flash atıp... Olmadı, bir saniye. Bir yere takılıyor. Flashbang. Şu şekilde flashlayıp çıkabilirsiniz. Ondan sonra ille de rushlayacaksanız yani. Onun haricinde şurada bir tane banana smoke vardı ama o aynı smoke retake için atıyorum. Şu şekilde atabilirsiniz. Hangi retake smoke oluyor fark etmez. Ha, CT'ler için
retake almada atıyorum burası smoke'lu ya. Şuradan Nibox'u yakmak veya molotoflamak, yakmak veya nate'lemek için çok güzel bir şey. Crosshair'in üstünü hafif şu çatıya değdiriyorsunuz. Shift'e basıp bir adım atıp attığınızda direkt buraya patlatıyor. Aynı şekilde buradan molotof da atabilirsiniz. Nibox oyuncusunu rahatsız edecek umarım. Onun haricinde B'de göstereceğim bir şey yok. A'ya geldiğimizde atıyorum buradan piklemek için şu flash var. CT'den atıyorum, B'den döndünüz, long'da adam olduğunu da alıp buna buraya aşağı atıp çok hızlı bir şekilde pikleyebiliyorsunuz. Güzel bir flash. Onun haricinde CT'ler için yine onu söyleyeyim. Burada bakayım. Pek bir şey yok. Buradan atılan bir tane smoke vardı şeye. Çarptırılarak ama onu unuttum şimdi yani. Side almışken. Öyle bir şey miydi? Yok. Neyse onu boşverin. Bakayım onu yapabileceğimden emin değilim. Şurada kapıyı görüyoruz. Ondan sonra hafif aşağı doğru atıyoruz. Aynen. One way smoke. Adamın ayaklarını görebiliyoruz. Ondan sonra aynı şekilde şuradan spam noktası. Buradan taradığınızda bakın buraya hasar veriyor. Burayı molleyip CT iken şurayı molleyip adamlar buraya çekildiğinde oradan burayı spamleyebilirsiniz, işe yarıyor. Hazır Apps'teyiz. Şu One Way Smoke'u da gösterelim Apps'ten atlamak için. Şu şeyle hizalıyorsunuz. Şu çizgi var ya, eğilmiyorsunuz. Şu çizgi geçiyor diye eğiliyorum şimdi. Neyse geçsin, öyle atayım. Heh. Şuraya normal sol tık bırakıp bir tane de flash atıp Apps'ten güvenli şekilde atlayabilirsiniz. Atlamasanız bile şuradan şeyin üstüne çıkıp çitin. Bakın site rahatça gözüküyor. Onlar sizi nispeten zor görecektir. Yani burada mikrofağa çıkabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Onun haricinde buralarda fazla bir şey yok. Şu flash'ı göstereyim hemen. Bunu kendim buldum. Şu sağ kepengin second mid'de. Buraya sağ kepenge line up alıp şu ikinci demirin ortasına jump throw bıraktığınızda tam şu yukarıda patlıyor gördüğünüz gibi. Şurada kesen kişi kör oluyor. Burada kesen kişi de kör oluyor. Ya bu flash'ın farklı varyasyonlarını deneyebilirsiniz. Atıyorum biraz daha öne düşmesini istiyorsanız buraya line'ı aldıktan sonra mesela gelip şuraya aynı şekilde şu demire attığınızda bu biraz daha ileri düşecek mesela. Bu biraz daha derin yani. Long için derin. Ama short'taki kimseyi kör etmez. Yani anca böyle kesen bir adam olması lazım kör etmesi için. Yani derindekini veya buradakini etmiyor. Onları kendiniz deneyip öğrenebilirsiniz. Onun haricinde long smoke var. Şu binanın şuraları beyaz ya, tuğlaların rengi çıkmış. Heh, onu tam böyle hepsini tam böyle görecek şekilde ayarlayıp kapının en aşağısına, ortasına şöyle aim alıp jump throw attığınızda bu long'u kapatıyor. Long derken buraya yaslanıp aslanın sol gözüne jump throw attığınızda bu da side'ı kapatıyor. Şu çok güzel bir smoke. Bunu da kendim buldum sayılır. Şurada tek bir tane tuğla var. Onu line'layıp, şu muydu, şu muydu, şuydu. Aynen, şunu line'layıp şurada bir tane, o muydu, bu muydu? Onu da hatırlamam gerekiyor. Sanırım buydu. Şunun hizasına kadar çıkaracaksınız onu da. Bunu normal sol tık bıraktığınızda bakayım. O mu? Aynen. Çok güzel bir smoke. Buradan infoyu kesiyor. Buradan ancak side'ı çok ucu ucuna yani. Bak buraya çıksan da çok ucu ucuna görebiliyorsun yani. Böyle bir smoke. Yine şuradan atılan long smoke var. Şu duvarın ucuna hiza alıp şu çiçeği referans alıyorsun. Bir bak şöyle giden demirler var ya, birincisi değil ikincisinin herhangi birini attığında zaten normal tık. Sol tık. Bu tak diye long'u gapsiz kapatıyor. Numaralı smoke. Onun haricinde o dediğim pop flash'ı aynı şekil hani şunu hizalayarak atıyorum aslanın bacağına böyle bir adım atarak da patlatabilirsiniz. Ya bu da pop flash olur. Onun haricinde sanırım göstereceğimde molly var mıydı? Molly de yok yani.
Aynen, göstereceğim, başka bir şey yok. Yani aklına gelen varsa, hatta hazır haritadayız. Açayım bakayım, unuttuğum bir şeyler var mı? İşte arch smoke'lar vardı. Bunlar fazla komplike, gereksiz geliyor bana. Mesela bu nereyi yakıyormuş? Jump throw mu diyor. Yani tik farkından dolayı tutmuyor sanırım. B'de zaten bunlar gereksiz. Evet, yani haritanın da bizden daha iyi söylediği şeyler yok, smoke flash'lar. O yüzden Inferno şimdilik bu kadar.